Şimdi burası tek bir bütün. Böyle büyük bir cümlede ilk yapılması gereken şey ana çatıyı iyi kurgulamak. Yani bu cümlenin nerelerden bölünebileceğine karar vermek. Şimdi if ile başlayan cümleler, yani eğer cümleleri, şart cümleleri klasik bir yapı içinde kurgulanırlar. Yani eğer cümlesi if ile başlar, gelir gelir gelir. Ondan sonra eğer cümlesi bittikten sonra ya hiçbir şey yazılmadan ikinci cümleye geçilir ya da araya then and in this case gibi, yani bizim cümlemizde olduğu gibi bir bağlaç konur. Ve ikinci cümle orada başlar. Yani cümlenin ana bölüneceği yer bir kere then and in this case'in başladığı yerdir. Dolayısıyla bu cümlemizde de if şuraya kadar geliyor. Cümleyi öncelikle buradan bölebiliriz. Then and in this case bir bağlaç. Arkasından ana cümle geliyor. İkinci ipucu. Sevgili arkadaşlar, bir cümlenin içinde şu kelimeler varsa, providing ya da provided, yanında however olabilir ya da olmayabilir. Ama mutlaka arkasında that. Şimdi bu cümlede gördüğünüz gibi şuraya geldiğimizde, yani ilk satır bittikten sonra providing that var. Ne demektir providing however that? Ancak şu şarttaki demektir. Bunu daha önce konuştuk diye hatırlıyorum. Ancak şu şarttaki. Yani bir şey söylersiniz. Ondan sonra bir takım şartlar sıralamaya başlarsınız. Bu cümlede de yazar öyle yapıyor. Önce eğer cümlesi, arkasından bağlaç, sonra ana cümle, burası ana cümle, yani ana önerme burada. Arkasından şartlar başlıyor. Şimdi şartlara dikkat edelim. Provided that dedikten sonra bakıyoruz. Bu da tabii sonuç itibariyle bağlaç oluyor. Conjunction. Cümle geliyor, 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 geliyor. Şurada bir virgül and var. Daha önce de konuştuk bunu defalarca. And ve bütün noktalama işaretleri bize bir takım mesajlar verir. Ne mesajı verir? Cümleyi buradan bölebilirsin mesajı verir. Şimdi burada bir virgül and var. Güzel, oradan bölüyorum. Geliyorum, tekrar bir virgül and var. Bir de oradan bölüyorum. Bu ne demek? Bu cümlede üç tane ancak şu şarttaki bölümü var. Yani providing that conjunction'ı bu üç cümlenin hepsine gidiyor. Providing that bu, providing that bu, providing that bu. Yani bir koşul var, eğer böyle olursa. Bir sonuç var, böyle olacaktır. Ama üç tane de şartımız var. Ama bunun olabilmesi için bunun olması gerekiyor diyor yazar bize. En yaygın yapılan hata buydu. Ne yaptı bazı arkadaşlarımız? Bir tane providing that varmış gibi yapıp and'den sonra yeni bir cümleye geçiyormuş gibi çeviri yaptılar. Buna çok dikkat. Yani providing that gibi bir bağlaçtan sonra söz öbekleri sıralanıyor ve and ile bağlanıyorsa, virgül and ile bağlanıyorsa bilin ki providing that'in etki alanı devam ediyordur. Buraya kadar sorusu olan var mı? Yok herhalde. Peki. Şimdi bu bölümleri tek tek okuyarak girişelim işe. Yaren cümlenin ilk bölümünü, then and in this case'e kadar olan bölümünü, yaptığım bölümü okur musun lütfen? Tabii hocam. Türkçe okuyacağım değil mi? Lütfen, tabii, evet, aynen. Bir yanlış şey yapma. Hiç yok, evet. Bu sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir zamanda virgül firmanın yasal statüsü veya adı değişirse
Ya da firmanın başka bir firma. Bir dakika yavaş, biraz yavaş söyle. Veya evet. Adı değişirse. Ben evet. Telefondan değil de bilgisayardan bakıyorum da o yüzden. Tamam, tamam, okey. Ya da adı değişirse ya da firmanın başka bir firma veya şirketle birleşmesi veya satın alınması veya devralınması durumu söz konusu olursa veya tamam. Devralınması... Yok. Evet, oraya kadar zaten. Veya devralınması durumu söz konusu olursa. Güzel. Tamam. Tamam, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet, ifle başlayan bölüm böyle. Burada şimdi ufak bir rötuş yapalım. Bu protokol dedik, sözleşme değil bir kere. Protokolden söz ediyoruz. Süresi boyunca herhangi bir zamanda. Şimdi firmanın yasal statüsü, legal status diyebiliriz. Burada bir cinsi eksik, kind var çünkü. Şuraya bir cinsi ekleyelim. Cinsi veya adı değişirse ya da firmanın başka bir firma veya şirketle birleşmesi veya satın alınması veya devralınması durumu söz konusu olursa. Çok güzel, harika. Bir de burada şeye dikkat etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cümlede ne yaptık? Ana bölünmelerde ya da kullandık, ara bölünmelerde veya kullandık. Veya ile ya da arasındaki farkı da lütfen dikkat edin. Gelişigüzel kullanmayın. Bu da Türkçenin güzelliklerinden bir tanesidir. Yani ya da ana dönüşlerde, ana ayrımlarda kullandığımız bir bağlaç veya daha küçük yan ayrımlarda kullandığımız bir bağlaç. Sonra devam ediyoruz. Bu olursa diyoruz. Şimdi providing that'li kısma geldik. Providing that'li kısmı da Sıdıka'nın okumasını rica ediyoruz. O bölümü okuyor sadece Sıdıka, evet. Koşuluyla dedim ama hocam. Devam et, evet. Peki, koşuluyla olur, sorun yok. Önce bu bölümleri oku, sonra koşuluyla diye bağlayacağız. Kalan kısmı mı? Evet, son kısmı. Koşuluyla biten kısmı. Koşuluyla iş bir protokol eşit aynı şartlar altında geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Ondan önceki kısmı. Koşuluyla'dan önceki cümleleri okuyacaksın Sıdıka. Yani koşuluyla olan kısım bitecek. O bittiği yer olacak. Ha, tamam hocam. Tamam. Evet, dinliyorum. Bu protokol söz konusu yeni isim, ünvan, yasal statü veya türe sahip. Yeni isim, ünvan veya yasal statüye sahip. Evet. Firma veya şirketin. Evet. Veya satın alan diğer firma veya şirketin. Evet. Ya da birleşme sonucu doğan şirketin. Evet. Doğası gereği firmanın halefi olması ve güzel. Birinci şart bu. Yani yeni isim, ünvan veya yasal statüye sahip firma ve şirketin, ya daları ayırdığım yere dikkat edin. Satın alan diğer firma veya şirketin ya da birleşme sonucu doğan şirketin doğası gereği firmanın halefi olması. Ve evet, devam et. Söz konusu bu halefiyet ilişkisinin evet. Resmi evraklar ve tezkereler aracılığıyla evet. Firma tarafından kanıtlanması evet. Ve belgelenmesi evet. Ve ayrıca banka tarafından uygun görülmesi koşuluyla. Güzel, tamam. Evet,
Burada da yine 3 tane şartı sıraladık. Böyle de olur. Yani ancak şu şartla demek şart değil. 3 tane koşul var. Yani şöyle geliyor, firmanın halefi olması, burada biri bitiyor. Bu halefiyet ilişkisinin kanıtlanması ve belgelendirilmesi. Bu da üçüncüsü, koşuluyla. Evet, şimdi sonuç cümlesini de Yüksel'den rica edelim. Son bölümü okur musun Yüksel? Bu protokol aynı şartlar altında geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır. Harika. Aynı şartlar altında geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır. Evet, çok güzel. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Yani ana cümleyi doğru ayırabilirsek, çatıyı doğru kurgularsak, metin bize zaten bütün sırlarını veriyor. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi Türkçeden İngilizceye olan metne geçelim. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Benim şu sorum vardı. İngilizceden tabii ziyade hukuki sorumu. Satın evet alma ile devralınma arasındaki fark nedir? Anlatayım. Evet. Şimdi şöyle devralma dediğimizde şirketin sadece bir takım hisselerini değil yönetimini de kontrolünü de devralırız. Hukukta, ticaret hukukunda devralma denilen şey, hatta şöyle söyleyeyim Hakan, birleşme ve devralmalar diye bir kavram vardır şirketler hukukunda. İngilizcesi mergers and acquisitions'tır. Kastettiği şudur, şirketler birleşir. Yani biz buna evlenirler deriz. Şirketler birleşir, daha büyük bir şirket olurlar. Ya da bir firma, genellikle büyük şirketler, ümit vaat eden küçük şirketleri külliyen satın alırlar. Yani topluca satın alırlar, ya bütün hisselerini alırlar ya çoğunluk hisselerini alırlar, kontrol onlara geçer. Her satın alma bir devralma değildir. Ama her devralma mutlaka satın alma olmak zorundadır zaten. Böyle bir ayrım var. Yani sadece satın almıyor hisselerini, şirketin kontrolünü de devralıyor, yönetimini de devralıyor. Ve buna İngilizce'de mergers and acquisitions denir. Anladım, sağ olun. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Ayrıca şuradaki terimlere dikkat edin sevgili arkadaşlar. Mesela surviving company, hayatta kalan şirket. Yani birleşme oluyor. Birleşme olunca ne oluyor? Ya şirketlerden birinin ismiyle devam ediyorlar, ya yeni bir isim alıyorlar, ya da birisi diğerinin içinde eriyor. Yani tamamen eriyor. Bu genellikle nasıl oluyor? Büyük holdingler bakıyorlar piyasada, girmek istedikleri piyasada çok iyi bir firma varsa parayı bastırıp alıyorlar o küçük firmayı. Bu da herhangi bir sektöre, piyasaya girmenin yöntemlerinden bir tanesi. Bunu özellikle parası bol olan büyük şirketler sürekli yapıyorlar. Yani bu yolla büyüyor. Kendileri yeni baştan bir şirket kurmak yerine piyasada zaten mevcut olan iyi çalışan şirketleri devralıyorlar. Bunlara acquisition diyoruz. Türkçesi de devralma. Satın almadan biraz farklı bir sistem. Normal piyasada, borsada sürekli yapılan bir şeydir ama bu oldukça başka. Evet. Bir de ben kind'ı şey olarak çevirdim, tür olarak çevirdim. Şirketlerde cins diyoruz, tür demiyoruz. Şirketlerin türü olmuyor, cinsi oluyor. Mesela anonim şirket, limited şirket, bunlar kind'tir. Anladım. Legal status dediği de şirketin statüsüdür, hukuki statüsü. Yani şirket aktif midir, pasif midir, ne bileyim tasfiye halinde olabilir, zor durumda olabilir, borçlarını ödeyemiyor olabilir, her şey olabilir. Eğer bunlar yoksa, şirket aktif hayatına devam edebiliyorsa, buna legal status diyoruz. Kind cinsidir. Anonim ya da limited gibi. Name'i de biliyorsunuz zaten. Evet. Burada da zaten merge fiili kullanılmış gördüğünüz gibi. Merger onun isim halidir.